Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidil murselin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, İslam ahlakıyla, İslam edebiyle ilgili ...hadis-i şerifleri Riyazu Salihinden okumaya devam ediyoruz. Konumuz vefakarlık. Yiğit insanların, kahramanların, yüksek şahsiyetlerin, alimlerin, salih kulların özelliklerinden biri vefakar olmalarıdır. Vefa bizim üzerimizde hakkı olanların hakkını bilmek demektir. Vefakarlık nimetin şükrünü ifa edebilmektir. Vefakarlık ikramı İhsanı iyiliği unutmamak demektir. İster hayatta olsun, ister vefat etmiş olsun, herhangi bir konuda bize yardımı dokunan insanlara dua etmek, hayattaysalar ziyaret etmek, gönüllerini almak ve hiçbir zaman iyiliği unutmamak demek. Vefakarlığın zirvesinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz vardır. Vefasız insan sevilmez. Vefasız insan takdir edilmez. Vefasız insan ahlaki açıdan problemli insan demektir. Her konuya girişte olduğu gibi bu konuya girişte de müellif İmam Nevevi ayet-i kerimeleri zikrediyor. Kale Teala Estaizu billahi bismillah ve avfu bil ahd. Ahde vefa gösterin. İnnel ahde kâne mes'ûla çünkü ahid sorguya tabi tutulacaktır. Ahde vefa. iyiliğe karşı, ikrama karşı, yardıma karşı, minnet duymak ve şükran duymak, bu iyilikleri, güzellikleri anmak demektir. Önce Cenab-ı Hakk'a karşı vefakar olacağız. Elhamdülillah Müslüman bir anne babadan, Müslüman bir ülkede bizi dünyaya getirmiş ve elhamdülillah İslam gibi bir nimetle bizi şereflendirmiş. Rabbimize şükürler olsun. Şükür, vefa. Şükran, vefa. Teşekkür, vefa. Hepsi iç içe. Ve evfu bi ahdillahi ize Ahit verdiğinizde, söz verdiğinizde, anlaşma yaptığınızda Allah'ın ismini kullanmanız sebebiyle Ahdinize vefa gösterin. Allah'ın ahdine vefa gösterin. Allah aşkına denilmiş, Allah'ın ismi anılmış. Nikahta Allah'ın adı, Allah'ın emri, Peygamberimizin ile nikah kıyıyoruz. Ve en çok üzerinde durulması gereken nikahta verilen sözlerdir. وَقَالَ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَوْفُوا Akitlerde, sözleşmelerde ve fakir olun, sözünüzde durun. Hiçbir sözleşmeyi imzalamak zorunda değilsiniz. Ama imza attıktan sonra gereğini yapmak zorundasınız. Söz verdiniz. Ahit, akit. Her akit bir ahittir. Her vaat borç alma gibidir. Dolayısıyla el-müslimun ala şurutihim buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar şartlara bağlı kalmak zorundadırlar. Anlaşmaların, sözleşmelerin sonunda hep bu cins ifadeler yer alır vel müslimun ala şurutihim. Ve en güzel şahit, şahit olarak Allah yeter ifadeleri yer alıyor. Ya eyyühellezine amenu, lime tekulune ma la tefalun? Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Keburamakten indallahi en tekulu ma la tefalun. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah nezdinde sizin için büyük bir gazaba sebep olmuştur. Müslüman söz verince sözünde durmalı, vefakar olmalı. Vefakar olmak demek annemizin, babamızın hatırını gözetmek. Hayatta iseler dualarını almak vefat etmişlerse yine hayır duayla yad etmek. Vefat eden annemiz, babamız, dedemiz, büyük annemiz için sadaka vermek. Onlar için, onların ruhu için iyilikte bulunmak. Vefakarlık nişanesi. Kabirlerine gidip ziyaret etmek. Selam vermek, dua etmek. Bizim vazifemiz. Yetmiyor baba dostlarına, anne dostlarına selam vermek, aramak, sormak, onların hatırlarını gözetmek. Bir haç yolculuğuydu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer yaşlı birini gördü. Başından sarığını çıkardı, başına koydu. Ayağındaki ayakkabıları, deri ayakkabıları ona verdi. Baktı cübbesini verdi. Sonra bindiği merkebi verdi. Dediler ki ey Abdullah bu bedevi bir insan çok az bir sadakayla geçiştirebilirdin dediler. Tanımıyor musunuz? Babam Ömer'in dostuydu. Babam bunu severdi. İnne min eberril birri bir ravud diye bir babaya itaatin zirvesi baba dostlarına itaattır. Babaya iyiliğin son noktası baba dostlarına iyiliktir. Sadece anneniz babanız değil. Babanızın dostu da değerlidir, kıymetlidir. Vefa işareti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok vefakardı. Hazreti Hatice validemizin kız kardeşi gelince sesini duyunca Allahümme mehale dedi. Allah'ın bu hale dedi. İkram etti, minder çekti, hırkasını verdi. O eski günleri yad etti. Hatta o kadar böyle güzel ağırladı ki Hazreti Ayşe validemiz ya Mekke'de yaşlı bir kadın değil miydi? Hatice dediğin Mekke'de yaşlı bir kadındı. O ilk Müslümandı. O malıyla bana yardım etti. Rabbim bana onun vesilesiyle evlat verdi. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şunu demek istiyorum Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çocukların annesi kıymetlidir. Siz bu çocukları dereden almadınız hastanede de almadınız. Cenab-ı Hak ikram etti. Anne vesile. Dolayısıyla çocuklarımızın annesi kıymetlidir, değerlidir. Sadece annesi değil, annesinin kız kardeşine vefatından yıllar sonra Medine-i Münevvere geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz değer veriyor, saygı ve sevgi gösteriyor. Vefakarlık. Vefakarlık budur. Süt kız kardeşi Şeyma geldi Medine-i Münevvere'ye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeyma radıyallahu anhaya izzet ikram etti. Sevgi ve saygıyla karşıladı. O Saad oğullarındaki çocukluk hatıralarını birlikte zikrettiler süt kardeş, süt kız kardeş. Annesi, süt annesi Halime'yi andı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradaki e, kabiledeki durumları sordu. Vefa gerçekten üstün bir seciye. Gerçekten değerli bir haslet. Vefa ile ilgili hadisleri okuyoruz. Günümüz insanı vefasız. Günümüz insanı unutuyor. İkramı unutuyor, ihsanı unutuyor, yardımı unutuyor. Günümüz insanı kendisine yapılan iyiliği unut. Normal diyor. Elbette yapacaktı diyor. Tabi onun yapması, onun görevi. Belediye başkanının hizmet etmesi görev senin vazifen teşekkür etmek, takdir etmek, takdirle yad etmek bir parça iyiliği dokunan kimsenin iyiliğini almak, teşekkürle, şükranla yad etmek. Vefasızlık o kadar yaygın ki. Mehmet Akif Ersu'ya sormuşlar. Vefa kalmadı demişler. Yo yo var demiş. İstanbul'da bir semt var. Adı vefa demiş. Yani vefa sadece bir semt adı olarak kaldı. Şu anda beraberiz. Kameramanlarla, değerli kardeşlerimizle. Ama üç sene sonra, beş sene sonra görüştüğümüzde birbirimizi tanımazsak, bu güzel anları yok sayarsak, o zaman bizde problem var demektir. İnsan unutkandır, unutabilir. Ama hatırlatıldığı zaman yine unutkan olarak devam ederse yanlıştır. Evet. An Ebi radıyallahu anhu enne an Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal ayetül münafiki selat münafığın alameti üçtür. İzâ haddese kezeb konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'de ahlef vaad ettiği zaman vaadinden döner. Ve izâ tümine khan kendisine bir emanet verildiği zaman hıyanet eder. Konumuzla ilgisi vaat ettiği zaman vaadinden dönen kimseye münafık deniyor. Vaadimizden dönmeyeceğiz. Sözümüzden çaymayacağız. Evet. Ve ma tebdila. Sahabe-i kiramın özelliklerinden biri Verdikleri sözü değiştirmediler. Verdikleri sözde caymadılar. Cenab-ı Hakk'a söz vermişlerdi. Canlarını vereceğine dair o verdikleri sözden caymadılar. Minel mu'minine ricaen. Müminlerden öyle yiğit adamlar vardır ki Sadakû mâ aleyh Allah'a verdikleri ahitte, sözde sadık kaldılar. Bir kısmı söz vermişti canını vermek için, şehit olmak için sözünü yerine getirdi, canını verdi. Ve minhum menyentadır, bir kısmı da canını vermek için sırasını bekliyor. Ve mabeddelü tebdila, onlar asla sözlerinden caymadılar, onlar asla sözlerinden dönmediler, onlar değişmediler değiştirmediler. Ve an Abdillah ibn Amr ibn Las radıyallahu anhuma enne sallallahu aleyhi ve sellem kal. Abdullah ibn Amr ibn Las anlatıyor. Genç Müslüman. Sahabenin çoğu zaten gençlerden meydana geliyordu. Kal erbaun men kunne fihi kana munafikan halisan şu dört özellik vardır ki kimde bu dört özellik bulunursa katıksız münafık olur. Açık, net. Bu ifade tarzı pek çok hadis-i şerifte görülüyor. Sonucu önce veriyor. Sayıyı önce veriyor. Bu bir eğitim metodu. Arkadaşlar size üç konu anlatacağım. Konuyu üç başlıkta topluyorum. Arkadaşlar şu anda gündemde 5 konumuz var. Bu rakamlar niye verilir? Dikkat çekmek için, vurgulamak için, eğitimde çok önemli. Bak sana iki şey söyleyeceğim. Bir üçüncüsü değil. Hitabette, eğitimde, irşatta hatta ticarette, siyasette rakamla konuşulur. Sonra son neticeyi başta veriyorsunuz. Arkadaşlar bu yarışmanın ödülü çok büyük. Ödülü şu. Peki yarışma ne? Sonra söylüyorsunuz. Bunlar farklı metotlar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her hadis-i şerifte farklı bir metot uyguluyor. Katıksız münafık olanın dört özelliği وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَسْلَةٌ مِنْ هُنَّ كَانَتْ ف۪يهِ خَسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ Hatta yedi Terk etmediği sürece kimde bu dört özellikten biri olursa ondan dört özellikten biri olursa o kimse de münafıklık özelliklerinden biri var demektir. اِذَا اَتُمِنَ Emanet edildiği zaman hıyanet eder. Ve izâ haddetek edep konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ âhede gader. Söz verdiği zaman, ahit verdiği zaman sözünden ceyar. Gaddarlık eder. Gaddarlık nedir? Hiç beklemediğiniz kimseden beklemediğiniz tavrın adı gaddarlık. Komşuya ihanet, arkadaşa ihanet, dosta ihanet, gaddarlıktır. Hainliğin bir alt derecesi, evet. Hainlik derece derece, evet. Ve izâ hâsame fecer, tartıştığı zaman da, herhangi bir şekilde tartıştığı zaman da e, haddi aşar arsız, hayasız ifadeler kullanır. Peki münafıklığın alameti dört mü? Hayır. Pek çok alametler daha var. Burada dört alamete vurgu yapılıyor. Bir önceki haliste üç alamete vurgu yapılıyor. Konumuzla ilgili ahitleştiğimiz zaman, sözleştiğimiz zaman sözümüzde durmak, vefakar olmak. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا جابر بن عبد الله بن عمرو بن genç bir Müslüman babası Uhud'da şehit olduğunda çok kardeşi vardı kardeşlerin bakımı için dul bir kadınla evlendi para ihtiyacı vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn cizyeleri, vergileri gelince sana şöyle şöyle vereceğim dedi. Felem yeci malul Bahreyn. Hatta kubidan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bahreyn'den gelen cizyeler Peygamberimiz vefat edinceye kadar gelmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra geldi. Felemma Cemal el Bahreyn emar <laughs> Ebu Bekir radıyallahu anhu fenada. Bahreyn'den bu vergiler geldiği zaman Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an ilan etti. Men kâne lehu inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem idetün ev deynün fel Peygamberimizin kime borcu varsa veya kime vaadi varsa bize gelsin diye ilan ettirdi. Ve ve kultu lehu geldim. Halife Hazreti Ebu dedim ki innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kale li kede ve kede bana peygamberimiz şöyle şöyle buyurdu. Fe hase li hasyeten oradan bir avuç aldım. Fe adet fe idâhiyye 500 saydım 500 dir hem olduğunu gördüm. Fakkaleli, huz misliha iki katını al dedi. Peygamberimizin vadi onun yerine geçen halife Hazreti Ebubekir de bağlıyordu. Babanızın birine borcu var. Babanızın vefatından sonra Allah gecinden versin. Biri geldi. Biri geldi dedi ki babanızın bana şu kadar borcu var dedi. Babanıza olan sevginizden dolayı o borca vefa göstereceksiniz. Kesin olması şartıyla. Vefa hanıma, çocuklara, büyüklere, alimlere komşulara. Herkese ama herkese vefa göstermemiz gerekmektedir. Vefakar insan sevilir. En çok öğrencide vefa aranır. Men allemeni harfen fakat sayyarani lehu abda. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh. Dolayısıyla üzerimizde hakkı olan insanlara borcumuz var. Şükran borcumuz. Bu ülke için canını vermiş şehitlere vefa ve şükran borcumuz var. Tarih büyüklerine vefa ve şükran borcumuz var bu ülkeye hizmeti geçmiş, eserler bırakmış, değerli şahsiyetlere, geçmişimize, ecdadımıza vefa borcumuz var. Çok değerli bir hocamız, Abdülfettah Fettah Gudde, rahmetullahi aleyh. Suriyeli bir alim. 70'i aşkın eseri var kendisini Riyad'da ziyaret ettiğimde, Riyad'da üniversitede hoca olduğu günlerde ziyaret ettiğimde şöyle demişti. "Enne min nublil ebna itmam ma benahul aba. Babalarının bıraktıkları güzellikleri tamamlamaları evladın şerefli olmasının alametlerindendir şerefli evlat, soylu evlat, hayırlı evlat, babasının başlayıp bitirmediği veya başlayıp bitirdiği hayırları devam ettirmelidir. Baba mesleği değil, babanın iyilikleri, hayırı, güzelliği devam etmeli. O devam ettikçe Babanın amel defteri kapanmayacaktır. Cennet ve cemalullah ile müşerref olmasına sebep olacaktır. Nasıl büyüklerimiz bize şu güzel şaheselleri bırakmışsa biz de arkamızda böyle güzel eserler bırakmak durumundayız. Rabbim bizleri vefakar fedakar kullarından eylesin.